Evet sevgili arkadaşlar, bugün sizlere darbe akım anahtarının nasıl çalıştığını ve montajının nasıl yapılacağını göstereceğim. Darbe akım anahtarları aydınlatmada kullandığımız lambaları iki ya da daha fazla farklı noktadan kontrol etmemize olanak sağlıyor. Bunun vayenden farkı lambamızı kontrol edeceğimiz anahtar sayısının 2 adetten daha fazla olması ve hattımızdaki kablo sayısının 2 adet olması yeterli oluyor. Darbe akım anahtarımızı direkt sigorta panomuza yerleştiriyoruz. Anahtarlarımızdan ve lambamızdan çektiğimiz kabloları uygun yerlere bağlıyoruz. Bu sistemde kullanacağımız anahtarların da zil butonu şeklinde olan anahtarlardan olması lazım. Şimdi montajımıza başlıyoruz. İlk önce lambamızı bağlayacağız. Lambamızı darbe akım anahtarımızdaki 2 ve 4 numaralı kanallara bağlayacağız. 2 ve 4 numaralı kanal devamlı lamba çıkışı oluyor. Şimdi anahtarımızın elektrik bağlantısını yapacağız. Elektrik kablolarını 1 ve 3. kanallara bağlayacağız. Bunu yaparken de 1. kanaldan A1. Kanala bağlanmak üzere yetecek uzunlukta bir kablo ekleyeceğiz. Şimdi 1 numaralı kanala bağladığımız kablomuzun diğer ucunu A1 kanalına bağlayacağız. Şimdi nötr hattımızı da 3 numaralı kanala bağlayacağız. Bununla birlikte anahtarımızdan gelen Anahtarımıza kablonun biraz bir adetini çıkarıyoruz de buradan. buna ekleyip birlikte bağlıyoruz. Anahtar bağlantılarına geçiyoruz. Ben anahtarları burada paralel bir şekilde bağlayacağım. Diğer anahtarları atlatmak için bu kablomuza da bir kablo ekleyip butonumuzun herhangi bir ucuna bağlayıp montajını öyle yapacağım. Kablomuzun bu ucunu da diğer anahtarımıza monte edeceğiz.
butonlarımızda ve darbe akım anahtarında birer boş ayak kaldı. Darbe akım anahtarımızdaki A2 ayağından butonlarımıza da bir kablo hattı çekiyoruz ve butonlarımızla A2 ayağını birbirine paralel olarak bağlıyoruz. A2'den gelen kablomuzu ikinci butona atlatmak için kablo ekliyoruz. Bu kablomuzu da butonumuzun diğer ayağına bağlıyoruz. Son kablomuzu da bağlayarak butonlarımızı birbirine paralel bir şekilde bağlamış olduk. Eğer isterseniz bu şekilde buton sayısını artırabilirsiniz. Kablo montaj işlemini bitirdik. Sistemimiz şu anda denemek için hazır. Sistemimizin elektriğini bağlıyoruz şimdi. Deneme yapacağız. Elektriği verdik. Şimdi lambamızı yakacağız. Sistem böyle çalışıyor.